merhaba. Bugün birlikte 100 TL altı ürünlerle makyaj yaptığımız bir video çekelim istiyorum. Bunun 50 TL altı ürünlerle olan versiyonu da yapmıştık. Bu seferki 100 TL altı olan ürünler versiyonunda bir tıkçık daha geniş ürün yelpazemiz var diyebiliriz. O zaman hiç uzatmayacağım, hemen başlayacağım. Şunu da şöyle yapayım hemen. İyi mi? Ay, iyi, fena değil, dursun. Tamam. Hazırız. Şimdi ilk olarak tabii ki neyle başlayacağız? Bazla başlayacağız. Bu arada yüzümdeki kızarıklıkları ve sivilce izlerini görüyor musunuz bilmiyorum. Bir güneş kremi kullanıyorum ve güneş kremi benim canıma okumuş durumda. Kibar kibar söyleyeyim, değil mi? Tamam. Bir süre daha kullanacağım. Ondan sonra tam kararımı vereceğim hakkındaki. Benim cildimde şöyle bir durum var. Hemen tepki veren bir cildim var Allah'tan ki. Aslında onu daha ilk sürüşte ben anladım. Zaten ikinci günde şunlar çıktı yüzümde. Bakalım, biraz daha kullanmaya çalışacağım. Şurada da bir kızarıklığım var bugün. Sonra o konuyla ilgili konuşacağız. Şimdinin konusu değil tabii ki. Şimdi biz bazla başlayacağız. Baz olarak matlaştırıcı bir baz kullanacağım bugün. Essence'ın Prime and Studio olarak geçen matlaştırıcı ve gözenek gizleyici bazını uygulayacağım bugün. 98-90 liralık bir fiyatı var kendisinin. 100 lira değil asla. Aslında Liked'ı da kullanabilirdim. Liked'ın bazını da çok seviyorum. Hangi bazı? Hemen göstereyim bir saniye. Şunu bir kapatayım. Evet, bazımı aldım geldim. Şunu da kullanabilirdim aslında. Bu da 100 TL altında. İndirimlerde tabii ki bütün bu 100 TL altı maalesef. Onu da kullanabilirdim ama ben bugün mat bir şeyler istediğim için bunu kullanmaya karar verdim. Biliyorsunuz bunun içinde siyah kil var ve gerçekten de inanılmaz bir matlık sağlıyor. Ve cildi çok uzun süre mat tutuyor. Ayrıca seviyorum. Ben de yağlı ciltli bir insan olarak, daha doğrusu karmadan yağlıya dönük bir cilde sahip bir insan olarak tabii ki de matlaştırıcı bazlarla olan aşkım, ilgim, tutkum başka. Bu da çok iyi bir baz. Bazımızla işimizi bitirdik. Şimdi fondötenle devam edeceğiz. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok severek kullandığım bir ürün burada göstermek istedim. Ve bugün onu kullanmak istedim. Asla da vazgeçmiyorum. Hiç vazgeçmeyeceğim. 55 liralık bir fiyata geliyor. Gratis de indirimlerde tabii ki. Wet n Wild'ın Photo Focus fondöteninden bahsediyorum. Bu Dewy olanı değil. Normal mat olanı. Ben bunu daha çok seviyorum. Onu da çok seviyorum bu arada. O da çok güzel. Ama benim bu daha çok hoşuma gidiyor. Ben bunu şöyle elimin üstüne alacağım. Maalesef birazcık sivilcelendiğim için şey yapmak istemiyorum çünkü. Şöyle elime aldım ve bu şekilde bir uygulayacağım bakalım cildime. Bu arada hava bir açılıyor, bir kapanıyor. Işık bir gidiyor, bir geliyor her zaman olduğu gibi. Geçen gün bir tane videoda, hangi videoydu hatırlamıyorum. Bir arkadaşım şey yazmış. Vücuduna göre yüzün çok aşırı koyu yazmış. O da öyleymiş galiba. Şöyle bir şey var. Işıklardan gerçekten olmadığım gibi görünüyor. Mesela yüzüm bir acayip görünüyor. Daha koyu görünüyor. Aynen, ama o kadar koyuluk yok yüzümde. Yani vücuduma göre o kadar koyu değil. Ama tabii ki hepimizin vücuduna göre bir tıkçık yüzü koyu oluyor. Hepimizde oluyor bu. Sadece birimizde olan bir şey değil. Neden? Çünkü güneşi direkt yüzümüzden aldığımız için, vücut daha geri planda kaldığı için bu konuyla alakalı yüzümüzün, gözümüzün rengi değişebiliyor. Bunu tabii ki cilt bakımını doğru düzgün yaptığımız zaman, işte cilt rengi, açıcı kremlerle falan dengeleyebiliyoruz. Hepimizde olan bir şey bu. Yani hepimizin cildi bir tıkçık daha koyu olur. Özellikle şuradan ve şuradan. Hatta fondöten denerken bilirsiniz ki şurada denemek gerektiğini söylerler. Aynen öyle. Çünkü yüz rengiyle boyun rengi ve şurası aynı olmaz. Bunu da söyleyeyim. Yani yüzüm bir tıkçık daha buradan koyu falan diye kendinizi üzmeyin. Üzülecek bir durum yok. Herkesin öyle. Hele bir de alerjik bir bünyeyseniz, her kremi suratınıza yapıştıramıyorsanız, ki ben öyleyim, o zaman da ne kullanacağınıza dair bir fikriniz, bilginiz olmuyor. Düzeltemiyorsunuz. Alın işte, güneş kremi kullandım. Yüzümü korumaya çalışıyorum ve yüzümün haline bakın. Fondötenimizle de işimizi bitirdik. Görüyorsunuz, cildim gerçekten güzel görünüyor. İncecik, çok azıcık aldım ve incecik uyguladım. Zaten kendi yapısı da çok kalın yapıda değil bu fondötenin, biliyorsunuz ki. Çok güzel görünüyor yani. Cildim gibi görünüyor. Pullanma, pütürlenme, parçalanma yok. Pütür pütür böyle alttan
yamalı yamalı görünme falan hiçbir şey yok. Gayet güzel görünüyor. Kapatıcılığı ortadan yükseğe, azdan ortaya çekebileceğiniz bir seviyede şu an tek kat uyguladım ve bu şekilde bir görüntü elde ettim. Gayet memnun olarak kullandığım bir fondötendir. Zamanında 30 liralara falan alıyorduk. Şimdi indirimlerde 55 lira, hiç fena değil. O zaman neyle devam edeceğim? Kapatıcıyla. Kapatıcı olarak da Lovely'nin bu kocaman aplikatöre sahip kocaman çok tatlı kapatıcısını kullanacağım. Hiç macera aramıyorum gerçekten. Bunu çok seviyorum. Ve direkt bunu buraya yapıştırmak istedim. Bayılıyorum kendisine. Çok seviyorum. Çok güzel, çok güzel. Yani kapatıcılık konusunda günlük kullanım için çok uygun ama çok yeterli bir kapatıcılığa da sahip. Gerçekten çok iyi. Onun sonrasında çok incecik, göz altlarında birikme, kırışma, doluşma çok fazla yapmıyor açıkçası. Ben ayrıca o konuda da çok mutlu olarak kullanıyorum. Çünkü benim çizgilerime her kapatıcı doluyor. Bu da doluyor. Hiç dolmuyor diye bir şey söz konusu değil. Ama pudrayla en azından sabitleyebiliyorum. Onu da ayrıca seviyorum. Bu gerçekten sevdiğim ürünlerden bir tanesi olduğu için ve sadece 50 lira olduğu için indirimlerde. Yok, bu indirime girmiyordu zaten. Bu kendisi 50 lira. 49.90 mıydı? Bakacağım şimdi. Kapatıcıyla da işimizi bitirdiğimize göre artık geçebiliriz. Bu arada fiyatı 49.95'miş ve gördüğünüz üzere böyle bir görüntü elde ediyoruz. Gerçekten çok seviyorum. Bunu aslında 50 TL'lik makyaja da ekleyebilirdim ama oraya başka bir şey eklemek istedim. Bunu da buraya koyayım dedim. Bunu da geçin. Kapatıcı tamam, fondöten tamam, baz da tamam. Nereye geliyoruz? Benim en sevdiğim yere geliyoruz. Pudralara geliyoruz ve pudra olarak da Pastel'in bu Beauty Filter isimli pudrasını kullanacağım bugün. Bu sizin isteğiniz üzerine, denememi isteğiniz. Denememi isteğiniz üzerine. Öyle oldu mu bilemedim. Neyse. Denememi istediğiniz için bu ürünü benden aldığım ve kullandığım bir pudraydı. Gerçekten inanılmaz beğendim. Çok beğendim. Makyajı yüzüme sabitlemesi yeterliydi ama o beni kendisine sabitlemeyi tercih etti. Kilitledi beni, öyle söyleyeyim. Bayılıyorum, aşk yaşıyorum kullandığım günden beri. Çok güzel çünkü. Şöyle biraz göz kapaklarımdan da geçeceğim. Bu gerçekten çok ince yapılı bir ürün. Aşırı ince, gerçekten çok ince görünmüyor. Yani tozutmuyor bile, öyle söyleyeyim. Ama çok güzel. Yani makyajı sabitleyişi çok güzel. Kalıcılığı da arttırması bence fena değil. Onu da söyleyebilirim. Matlaştırması da gayet güzel. Onun yanı sıra cildi pürüzsüz gösteriyor. O da ayrıca sevdiğim bir şey oldu. Ben bu pudrayla gerçekten çok büyük bir aşka başladım. Çok seviyorum. O yüzden bunu buraya koymak istedim. Üstelik indirimde de 61,5 liralık bir fiyattan alıyorsunuz. Benim bugün baktığım buydu. Bugün bakıyorum bu arada fiyatlarına. Videoyu çektiğim günün fiyatlarından bahsediyorum size. Ama sonra ne olur orasını bilemeyiz. Pudrayla da işimiz bittiğine göre devam edelim. Tabii ki de bronzerla devam edeceğim şimdi. Yine 100 lira altı alabileceğiniz en güzel ürünlerden bir tanesi. 65 liralık bir fiyatı var kendisinin. 65 liraya alabileceğiniz şahane ürünlerden bir tanesidir. Dağılması, karışması gerçekten çok iyidir. Cilde oturması şahanedir. Kalıcılığı çok iyidir. Hem kontür hem bronzer olarak da çok rahat kullanabileceğiniz bir bronzerdir. Bu benim en sevdiklerim arasında ve şu anda 100 liranın altında alabildiğimiz için de ayrıca mutlu olduğum ürünler arasında, öyle söyleyeyim. Kokusu çok güzel bu arada. Hemen şöyle pudra fırçama da aldım bir tık. Şuradan bir geçeceğim. Dağılmayı, karışmayı. Görüyor musunuz güzelliğini? Gerçekten çok güzel. Bu arada bendeki hangi rengiydi bunun? Waikiki rengiymiş. Zaten aşağı ben bırakacağım bütün ürünleri. Linkleri falanını filanını her şeyini bırakacağım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi biraz da allık uygulayalım. Şöyle bir canlılık gelsin yüzümüze diye düşünüyorum. Ve bunun için de Relotion. Yeni bir marka çıkıyor arkadaşlar. Relotion. Buyurun. Hadi bakalım. Blusher Reloaded isimli allığını şimdi uygulayacağım. Dediğim gibi Revolution'ın çok güzel bir rengi var. Hem geceye hem güne uyarlayabileceğiniz, birazcık az uygulamanızda gereken pigmentli bir arkadaş çünkü. Bir allık bu. Hemen şöyle bir tıkçık alacağım ve uygulayacağım. Kendisi 77-75 gibi bir fiyata sahip. Görüyor musunuz? Gerçekten dokundurdum. Azıcık dokundurdum yani. Hemen hay diye dönüşüyoruz. Bakar mısınız? Elma yanak. Elma şekerine benzedim. Tipe bak.
Geliyorum. Sadece bir pıt böyle dokundurmanız iki yanağınıza da çok fazla yeterli geliyor. Eğer benim gibi allık uygulamayı, yani çok böyle allık allık olmayı sevmiyorsanız çok az kullanmanız gerekiyor. Ama gerçekten dağılması çok iyi, duruşu çok iyi. Onun sonrası mat bir allık bu arada ama farklı renkleri de var. Onlar da mattı yanılmıyorsam. Kalıcılığı da çok iyi. Gerçekten sevdiklerimden bir tanesiydi. 100 liranın altında alabileceğimiz ve benim kullanıp sevdiğim en iyilerini bugün burada anlatmaya çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bunu da geçtim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tabii ki de highlighter kullanacağız. Highlighter olarak da bugün seçtiğim gerçekten en çok sevdiklerimden bir tanesi olan Wet n Wild'ın bu Mega Glow isimli highlighterlarından Blossom Glow olan rengi. Ortasını görüyorsunuz. Panı gördüm. Bayağı bir gördüm. Hala çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Severek. Onun sonrasında bir tane yedeğim var. Duruyor. İnanılmaz sevdiğim bir aydınlatıcı. Eğer pembe alt tonu, soğuk tonlu, soğuk alt tonlu aydınlatıcılar istiyorsanız buna kesin bakın. Bunu kesin alın. İndirimde 55 lira gibi bir fiyatı alabiliyorsunuz. Şu anki fiyatı 55 lira. Öyle söyleyeyim. Bugün dediğim gibi hem makyaj yapıyorum hem ürünlerin fiyatlarına bakıyorum. Bugün dediğim gibi tekrardan 55 liradan alabiliyoruz bunu indirimlerde. Gerçekten çok güzel. Gözenek gözenek göstermiyor cildinizi kesinlikle. Az uyguladığınız zaman şu şekilde bir parlaklık alıyorsunuz. Şimdi bu tarafa biraz daha uygulayacağım ve göstereceğim. Burayı da gördünüz. Şurayı da gördünüz. Bu sizin zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde. Asla gözeneklerin üstünde oturmayan, çok güzel dağılıp karışıp ciltle bütünleşen, kalıcılığı şahane olan, parlaması efsane olan, rengi de bence gerçekten, şimdi söyleyeyim, rengi de bence gerçekten çok güzel olan, ciltte çok güzel görünen bir aydınlatıcı bu. Şöyle üstünden bir tıkçık alabilirsiniz. Ben genelde çok kaçırırsam öyle yapıyorum. Eğer çok istemiyorsam o gün. Ve şöyle de bir görüntüye sahip oluyorum. Fırçayı da gözüme soktum. Hadi bakalım. Aydınlatıcıyla da işimizi bitirdik. Cilt makyajıyla bitirmek üzereyiz diyelim. Öyle, belki de bitirmişizdir. Şu an hatırlamıyorum. Kaşlarla tabii ki devam edeceğim. Ve kaşlarda tabii ki Lighten. Bu aşık olarak kullandığım kaş kalemini kullanacağım. Ama boğulmadan anlatabilirim umarım. Hemen şöyle Lighten kalemini aldım. Ve bunu gerçekten çok seviyorum. Bunun ucu biraz böyle fırça, keçeli kalem gibi bir ucu var. 3 tane ucu var. 3 böyle fırça gibi, kıl atar gibi uygulama yapmak için müsait bir fırçası var. Ve gerçekten çok güzel. Çok da uzun süre sizi idare edecek bir ürün. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü çok uzun zamandır kullanıyorum. Hala içinde var ve beni hala idare ediyor. Böyle en ucunu kullanarak bu şekilde bir uygulama da yapabiliyorsunuz kaşınıza. Uygulaması, fırçası çok kolay, çok güzel. Kalıcılığı da gerçekten çok iyi. Benim kullandığım en iyi kaş kalemlerinden bir tanesi. Ki ben kaşlarla uğraşmayı çok seven biri değilim. Normalde değilim ama bunu çok sevdim. Zaten çok da uğraştırmıyor. Bir de belki de o yüzden de sevmiş olabilirim. Ve onun yanı sıra çok aşırı da doğal boyadığı için ayrıca seviyorum. Bazı kaş ürünleri var. İnanılmaz, gerçekten çok boyuyor. İbrahim Tatlıses'e dönüyorsunuz. Onu da istemiyoruz yani. Hele ki ben asla kaşlarla arası çok iyi olmayan biri olarak. İbrahim Tatlıses olmak konusunda hazır değilim bence. Kaşlarla da işimiz bitti. 54-50'ye alabileceğimiz güzel bir ürünle bugün kaşları doldurayım. Daha doğrusu bir tıkçık vurgulayayım, belirginleştireyim istedim. Artık ama beni sallıyor çünkü artık bitti. Devam ediyoruz. Şimdi o zaman şunu yapacağız. 100 liranın altı ürün kullanmaya devam ederken, 50 TL altı ürün kullanırken kullanmadığımız bir şey kullanacağız. Çünkü bugün ürün yelpazemiz daha geniş dediğim gibi. Bir far paletim var bugün size göstermek istediğim. Aslında sadece bir değil, birkaç tane far paleti var. Ama ben hani en kullanılabilir olanı seçmeye çalıştım aralarında, öyle söyleyeyim. Wet n Wild'da 100 liranın altında bulabileceğiniz gayet güzel far paletleri de var. Ben de bugün Wet n Wild'dan bir palet seçtim tabii ki. Biraz eski ama eskimeyecek bir palet seçmek istedim. Wet n Wild'dan Rose in the Air isimli far paletini seçeyim istedim. Çünkü hem sıcaklar hem soğuklar hem kahveler hem tozlar boğazıma kaçtı. Geliyorum. Evet, ne diyordum? Hem sıcaklar hem soğuklar hem kahveler hem pembeler. Günlük olarak, gecelik olarak kullanabileceğiniz burada güzel renkler var. Bu yüzden de bu paletin daha mantıklı bir palet olduğunu düşündüm. Ama bu paletin yanı sıra tabii ki çok güzel paletleri de var Wet n Wild'ın. Onun yanı sıra sadece Wet n Wild'da değil, pastelde de var. Orada da burada da her yerde var. Ama ben hani
En çok kullanabileceğimiz ürünler neler benim için? Ben kafamda kursam en çok neyi kullanırım diye düşünüp bunları seçmek istedim. Siz palet konusunda bir tıkçık daha özgürleşebilirsiniz dedikten sonra başlıyoruz bakalım makyajımızı yapmaya. Şimdi şöyle bir göstereyim. Benim paletim kırık bu arada. Ben bantla yapıştırdım. Yapacak bir şey yok. O konuda şanssızlığım tutmuş demek ki. Hadi bakalım. Şimdi en açık olan renkle bütün göz kapağımdan bir geçiyorum önce. Bu palet gerçekten çok güzel bir palet. Bir ara gerçekten de çok meşhur olmuş bir paletti. Anastasia'nın galiba bir paletine muadil olarak modern Rönesans mıydı? Ona galiba muadil olarak gösteriliyordu. Bir ara gerçekten asla bulunamıyordu. Şimdi bulabiliyorsunuz en azından. Her yerde var öyle söyleyeyim. Şöyle bütün göz kapağımdan bir geçtim. Böyle bir baz oluşturur gibi bir şey yaptık orada. Şimdi daha küçük bir fırça alacağım ve katlanma bölgesi rengi tabii ki uygulayacağım. Ve ben bugün soğuk bir renk kullanmak istiyorum. O da bu. Buradan yapabilir miyim? Sonuçta katlanma rengi bu. Şöyle bir bırakacağım. Kolay bir göz makyajı olacak. Hiç zorlanmayacağız. Kolay bir şeyler yapacağız bugün. Şöyle bırakacağım. İkisine de sonra diğer büyük fırçama geçeceğim ve dağıtacağım. Bu paletle yaptığım bir makyaj olması lazım benim kanalda galiba. Ama bugün öyle bir şey yapmayacağım. Daha farklı bir renk kullanmak istiyorum. Aynı rengi alıyorum ve göz altlarımdan da geçeceğim. Şöyle bir tık geçeceğim. Ondan sonra dağıtacağım onları orada. Biraz böyle gölgeli gölgeli görünsün orası. Gerçekten rezil oldu paletim ya. Kapağı kırıldığı için çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şurada görmüş olduğunuz gül kurumsu soğuk bir renk var ya, onu alacağım şimdi. Yine katlanma bölgeme ve iç köşelere özellikle daha çok gelecek şekilde uygulayacağım. Dışa da gelebilir, fark etmez. Oraya başka bir renk uygulayacağım. Çünkü çok güzel bir renk bu arada bu. Şimdi küçük aynaya geleceğim. Geleceğim küçük aynaya çünkü daha böyle ince bir şey yapmam lazım kuyruk kısmına. Şuradaki görmüş olduğunuz ne renk bu? Vişne çürüğü mü, pembe mi? Bordo değil o. Neyse işte o rengi alacağım. Vişne rengi herhalde. Şöyle dış köşelere geçeceğim. Bugün böyle hafiften bir pembe makyaj olacak. Çünkü bu paletle daha önce bir tarçın rengimsi bir makyaj, böyle kahveler sıcak renkler kullandığım bir makyaj yapmıştım. Tekrar onu yapmak istemiyorum. O yüzden de böyle bir makyaj daha iyi olacak diye düşündüm. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bu 50 TL ve 100 TL altı ürünlerle makyaj videosunu elimdeki ürünler dahilinde yapmak istedim. Hani elimden ne çıkacak ona bir bakalım istedim. Ama siz isterseniz yeni ürünlerde arayarak, bularak bunun yeni versiyonda daha hiç kullanmadığımız, ilk defa kullanacağımız ürünlerle olan versiyonda yapabilirim. Bana yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Onun sonrasında denememi istediğiniz ürünleri de bana yorum olarak bırakırsanız yine çok sevinirim. Biliyorsunuz burada denemeye çalışıyoruz. Ben daha çok ürün deneme üzerine ilerlemeyi seviyorum. Siz de sanıyorum ki bunu seviyorsunuz. İzlenmelerden benim anladığım kadarıyla o. Bir de rujları çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Şimdi paletimizde bir nasıl derler ona? Işıltı verecek çok fazla renk yok. Yani koyu bir ışıltı var, ışıltılı bir renk var diyeyim daha doğrusu. Açık olarak sadece bir tane sarımsı şampanyamsı bir ışıltılı renk var şurada. Onu alacağım şimdi göz içlerinden geçeceğim. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Aslında aydınlatıcı da kullanabilirdik. Ama paletten gidelim dedim. Hadi bakalım. Belki çevirebilirim. Gözümün tam ortasına aydınlatıcı oturtacağım. Tam ortaya şöyle bir tıkçık aldım. Şu bence daha güzel bir hale getirecek şimdi makyajımızı. Evet, biraz kaşatlarımı, biraz göz pınarlarımı aydınlattım. Paletle de işim bitti. Göz makyajıyla da işim bitti. Makyajı bitirmiş bulunmaktayız. 79 liraya alabileceğiniz bir palet kendisi ve 100 TL altındaki makyaj videomuzun konuydu. Şimdi onu da geçiyorum. Şimdi bugün bir göz kalemi uygulayacağım ama gözümün içine uygulamayacağım diye düşünüyorum. Nereye gidecek bilmiyorum gerçekten. Bakacağız şimdi. Tattoo Gel Pencil değil mi bu? Extreme Tattoo Gel kalem olarak geçen Flormar'ın bir kalemi var elimde. Yine 100 TL altına alabileceğiniz çok güzel kalemlerden bir tanesi. Şöyle kirpik diplerimden bir küçücük geçeceğim. Çok değil dediğim gibi. Çünkü bugün öyle bir şey istemiyorum gözlerimde. Bu arada siyahlığı çok iyi.
Çok iyi sabitleniyor ve kalıcılığı gerçekten çok güzel bir kalem. Bu da yine sizin tavsiyenizle aldığım bir kalemdi. Beni asla pişman etmedi. Çok severek, çok memnun bir şekilde kullanıyorum. Kesinlikle diğer renklerine de bakacağım bu arada. Bakmadığım için pişman oldum ama bir deneyim istedim. Ondan sonra zaten kaptırıp giderim diye düşündüm. Kaptırıp gideceğim, öyle söyleyeyim. Hemen şöyle buraya da bir tık tık uyguluyorum. Mavisi vardı. Benim gözüm tabii ki de mavisinde kaldı. Çünkü mavi, yani biliyorsunuz. Kalemle de işimiz bitti. Sadece göz altlarıma, kirpikliklerime uygulamak istedim bugün. Ben gerçekten 55 liraya alabileceğiniz çok güzel bir kalem. Evet, fiyatlar genel olarak çok uçuk. Ama yapacak bir şey yok, artık geçiyorum. Eyeliner kullanacağız bugün. Bugünkü makyaja bir tıkçık eyeliner kullanayım istedim. Makyaj çantamda da 100 TL altında bir eyelinerım da olmasın mı dedim. Bence olsun çünkü eyeliner tutkunlarını asla unutamazsınız, öyle değil mi? Bir tanesi de benim, onlardan bir tanesi. 99 liraya alabileceğiniz bir eyeliner göstereceğim size. Ama şöyle bir durum var gratislerde. 42 liraya mı geliyordu bu? 30 liralık alışverişlerde mi 42 liraya geliyordu? Öyle bir indirime sürekli denk geliyor. Oradan daha uygun bir fiyata da alabiliyorsunuz. Gilded ya da Gladed, hangisi ise artık işte Beaulieu'sin en çok sevdiğim eyeliner'ı. Bunu gerçekten çok seviyorum. Gerçekten. Hemen şöyle, şimdi bir dakika, ben bu kuyrukları bir halledeyim. Çünkü ben düşük göz kapaklı bir insanım ve şu şekilde çekmem benim işime yaramıyor. Ben böyle dümdüz karşıya bakacağım ve kuyrukları oluşturacağım önce. Öyle, yapacak bir şey yok. O yüzden beni göremeyeceksiniz. Şu şekilde bir hat belirliyorum ben kendime önce. Ama tabii bu eyeliner'ı uygulama şeklimden şeklime de değişiklik gösteriyor. Bugün böyle olacak. Mesela bir daha üstte mi olmuş durum? Ne kadar tatlı. Oley. Belirledim. Biri aşağıda, biri yukarıda oldu. Gerçekten imdat şu eyeliner'ları çekememe durumumla, bu son zamanlarda özellikle. Şuradan bir birleştireceğim. Şöyle bir görüntü elde ettik şimdi. Bunu şuradan dik bir şekilde çıkaracağım. Yani benim gibi göz kapaklarınız varsa yapabileceğiniz bu. Buna da aynısını yapmaya çalışacağım. Lütfen yapayım. Çünkü her zaman olmuyor. Şöyle dik bir görünüm veriyorum buraya. Dediğim gibi başka bir çare yok zaten. Lütfen aynı olsun. Lütfen aynı olsun. Eyeliner'la da işimiz bitti. Görmüş olduğunuz üzere yarım ve birbirine asla eşit olmayan eyeliner'larım var. 2 adet. Çok mutluyum kendileriyle. Eyeliner'ı çok seviyorum. Eyeliner kullanmayı çok seviyorum. Yine sevdiğim bir eyeliner'ı bu makyaj videosuna dahil etmek istedim. 99 liraya alabileceğiniz en güzel eyeliner'lardan, benim kullandığım kadarıyla en güzel olanlardan birini düşündüğüm eyeliner'ı buraya eklemek istedim. Bununla da işimiz bittiğine göre geçiyoruz. Geldik makyajın en güzel adımlarından bir tanesine daha. Kirpiği olan insanların daha mutlu olduğu adımdır bu, ama biz de idare ediyoruz işte bir şekilde. Kirpiklerle devam edeceğim. Bir maskara kullanacağım. Hiç macera aramadım açıkçası. Lancôme Blackest Black isimli maskarasını kullanacağım şimdi. Bu kullandığım günden beri gerçekten bayıldığım bir maskara. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bebek bir maskara bu. Kirpikleri uzatıyor, kıvırıyor, volüm veriyor, dolgunlaştırıyor. Gözleri aşırı güzel vurguluyor. Siyahlığı da çok güzel. Benim gözümde şimdilik bir akma dökülme de yapmadı. Aldığım günden beri neredeyse her gün kullandım. Herhangi bir sıkıntıyla beni karşılaştırmadı. O yüzden gerçekten çok sevdim ve burada tabii ki olacaktı. Aynen öyle. Şundan da hemen geçelim. Bu arada bildiğiniz üzere bu plastik uçlu bir fırça. Kirpikleri güzel tarıyor, güzel de kavruyor. Çok azıcık. Belki yeni olduğu için de olabilir, bilmiyorum. Bir yapıştırmaya meyilli gibi ama çok değil, öyle hani 3 tane kirpiğiniz varmış gibi de görünmüyor. Gayet güzel, gayet tatlı bir maskara olduğunu düşünüyorum. Bence bu maskarayı kesinlikle alın. Maskarayı gözün içine sokmadan sürebilen kraliçeler buradaysa bana bir selam çaksınlar. Gerçekten sinir krizinden ölmek üzereyim. Şu göz altlarıma bakın. Böyle bir bulaşma yok ki. Maskaramızı da uyguladık. Maskarayla rimelimizle de işimizi bitirdiğimize göre bunu da geçeceğiz. Gerçekten çok seviyorum. 54 liraya alabileceğiniz en güzel maskaralardan bir tanesi olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca
Geçiyorum. Dudaklara geldim. En çok sevdiğim ürünlerle şimdi devam edeceğim. Evet, Flormar dudak kalemi kullanacağım. 69,95 liralık bir fiyatı olan kalem kullanacağım. Yani çok fazla konuşmayacağım. Çok daha uygunları var. Çok daha sizin memnun edecek olanları da var tabii ki. Ama çok aynı olmasın diye ben bunu eklemek istedim. Nude bir kalem. Sevdiğim de bir kalem. Ama asla bir dudak kalemine 60 liralar, 70 liralar, 100 liralar verilmemeli. Onu da söyleyeyim yani. Ama 69,95'miş kendisinin indirimli fiyatı Flormar'ın 201 numaralı dudak kalemi. Şöyle geçiyorum. Görmüş olduğunuz üzere sürümü kolay, yumuşak uçlu, opaklığı da gayet yerinde olan da bir kalem aynı zamanda. Ama bir dudak kalemi yani. Hani 100 liraya da dudak kalemi olmasın. 300 liraya dudak kalemi gördüm ben. Kafayı mı yediniz? Ne yapıyorsunuz? Pırlanta tozu mu ekeliyorsunuz üstüne, içine şey yaparken, hazırlarken? Konuşamadım sinirden. Neyse geçiyorum. 100 lira altında alabileceğiniz en güzel rujlardan bir tanesi de bir mat ruj olarak. Tabii ki Pastel'in Daylong serisinin rujları. Bu da yine benim en çok sevdiklerimden bir tanesi. 64 liraya alabiliyorsunuz indirimlerde. Gayet güzel bir ruj olduğunda zaten biliyorsunuz. 20 numarayı kullanıyorum ben bugün. Hemen şöyle uygulayayım. Bunların zaten nasıl rujlar olduğunu biliyorsunuz. Opaklıklarını, duruşlarını, kalıcılıklarını, her şeyini biliyorsunuz. O yüzden çok bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Makyajı bitirmiş bulunmaktayız. Son halimiz bu şekilde. Ama diyorsanız ki Derya ben artık mat ruj kullanmak istemiyorum. Ben masmat görünmekten hoşlanmıyorum. Ben gloss istiyorum artık. Ben artık parlamak istiyorum diyorsanız ki ben de aynı fikirdeyim ve her daim bir gloss aşığıyım. O zaman da 49,95 liraya bulabileceğiniz Lovely'nin çok güzel glossları var. Ne yapıyoruz? Hemen onlara bakıyoruz ve ben bugün 2 numarasını değil 3 numarasını uyguluyorum. Bu ışıltısı olmayan düz bir parlatıcı, pembe bir tona sahip. Ama çok güzel görünüyor. İstediğiniz gibi uygulayabileceğiniz ve gördüğünüz üzere tatlıda duran bir arkadaş. Bu da bu şekilde. Dudak değil, lip glosslarda da yine bir tık çık daha alternatif belki bulabilirsiniz. Ama ben elimde olan ve kullanmayı sevdiklerimden bir tane olsun istedim. Bir tık çık yapışması var, yapacak bir şey yok ona. Gloss bu yapışacak ama sizi konuşturmayacak kadar bir yapışmadan yine söz etmiyorum. Peçeteyle toparlayıp geleceğim. Evet, makyajımızı bitirmiş bulunmaktayız. Ben penslerden kurtuldum. Alt kirpiklerime maskara uygulamayı unutmuşum. Onu da uyguladım, geldim. Şimdi size makyajı bir tık çık göstereceğim. Ondan sonra da yavaştan kaçacağız. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle de göstermeye çalışayım. Evet, makyajı da bir tık çık gösterdiğime göre artık yavaştan gidebilirim. 100 lira altı ürünlerle benim kullanıp sevdiğim ürünlerle yaptığımız makyaj bu şekilde oldu. Ama siz diyorsanız ki yine 50 liranın 100 liranın altında olsun ama daha önce hiç kullanmadığımız ürünler olsun kanalda diyorsanız da bana yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Onun yanı sıra denememi istediğiniz ürünleri yine yorum olarak bana bırakabilirsiniz. Dedikten sonra ben artık yavaştan gidiyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.